5 Temmuz günü her zamanki gibi yine çalışıyorduk, görevimizi yapıyorduk. Aynı zamanda nöbetçi kameramandım. 10'a doğru, onu geçiyordu sanırım. İlk uçak sesleri duyuldu. Acaba 30 Ağustos zafer törenleri için bir prova mı? Yoksa DAEŞ saldırısı falan ihtimali vardı, onu önlemeye çalışan pilotlarımız mı? Bunlar değerlendiriliyor. Sonuçta bir terslik olduğunu düşünerek 22.5 sularında büroya ulaştım. Meclise çıkmak üzere görevlendirildik. Biz her zamanki güzergahımızdan meclise gitmeye çalışıyorduk. Fakat polis tabii önlem almış, geçişleri engelliyor bazı noktalarda. Meclise gitmek için çeşitli yollar denerken polis kolejine geldik. Polis kolejinden net bir görüntü alamadık. Ne yapabiliriz diye düşünüp tekrar Kızılay üzerinden Akay Kavşağı'na geldik. Daha fazla ilerleyemedik. Buradan inip yürüyerek meclise gidelim dedik. Ama meclise ilerlerken Genelkurmay'ın önünde çatışmalar başlamıştı çoktan. Helikopterler halka ateş açıyordu. Genelkurmay'da çatışma sesleri geliyordu. Canlı bağlantı yapmak için hazırlandık. İlk bağlantımızı da 12'de yapabildik. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Helikopterlere karşı açık hedef olmayalım düşüncesiyle kameramızın tepelenmasını da yakmadan çok karanlık denebilecek bir şekilde bağlantı yaptık. Daha sonra Genelkurmay kavşağına çok yaklaşmak istemediğimiz için Akay'a doğru geri çekildik diğer basın mensubu arkadaşlarla beraber. Bu sırada Kızılay istikametinden Çankaya'ya doğru tankların geldiğini gördüm uzaktan. Ama bu gelen tanklar nasıl bir tepki verecek? Ankara'nın geri kalanında ne oluyor bilmiyoruz. Tanklar ateş açmadan geliyordu bizim yanımıza kadar. Hatta yanımızda ateş açtılar havaya. Biraz da tedirgin çalıştık tabii. Tankları ilk defa böyle alanlarda, sokaklarda görüyoruz. Halkın üstüne doğru geldiğini görüyorsunuz ve tedirgin oluyorsunuz. Ne olacak bilemiyorsunuz. Uçaklar uçuyor, helikopterler halkı tarıyor. Böyle çok karışık bir ortamda çalıştık. Meslek hayatımızın en zor gecesiydi. Bir kadın vardı, onu hiç unutmuyorum. Elinde Türk bayrağını sallayarak 15 yıldır insan gibi yaşıyoruz, bunu mu çekemediniz? İki tane oğlum var, iki çocuğum var, onlar için sokaklardayım, onlar için alanlardayım, bu ülkeyi size bırakmayacağız diye bağırıyordu. Mesela tüylerim diken diken olmuştu. İlk sokakta karşılaştığım manzara buydu benim. Yeter! Yeter! 5 tane çocuğum var, güzel bir ülkede yetişsinler, doğru düzgün yetişsinler istiyorum. Şurada 15 yıldır doğru düzgün insan anlamında insanlığımızı fark ettik. Ben o gece arabalarını tankların altına süren, arabaların tankları durdurmak için bırakıp kaçan insanlar gördüm. Yani arabaların üstünde tanklar, tankların üstünde insanlar gördüm. İnsanlar tankın namlusuna, makinalı tüfek namlusuna, top namlusuna sarılıp durdurmaya çalışıyordu. Paletleri ittirmeye çalışıyordu. Böyle bir azim, böyle bir kararlılık gördüm halkta, milletimizde. Ellerinde Türk bayraklarıyla tankın üstüne çıkıyorlardı. Yani tankı fethederek bu darbeyi, bu girişimi durdurmaya çalışıyordu insanlar. Tabii tankları insanlar durdurmaya çalışırken tanklar da durmuyor. Yani her şeyi ezip geçebilecek güçte bu aletler. Ağaçları devirdiler. Elektrik direklerini, güvenlik kamerası direklerini devirdiler. Hatta iki tane direk benim sağıma ve soluma düştü. Bizim görev aracımızın da yanına düştü yani. Şans eseri orada kimsenin ölmemesi bir mucize. Allah tarafından verilen bir mucize yani. Bu başka türlü açıklanamaz. O gece sabaha karşı biz TRT binasına geldiğimizde TRT Genel Müdürü Sayın Şenol Gekva da kampüsteydi, incelemelerde bulunuyordu. Biz onunla, kendisiyle beraber girdik hatta TRT stüdyolarına. Röportaj yaptık, canlı bağlantı yaptık. Orada yaşananları, baskın sırasında olanları anlamaya çalıştık. Hatta verilen hasarları görüntüledim. O gece son görev yerim TRT binasıydı. Ertesi sabah ilk görev yerim meclis binasıydı. Mecliste yaşananları anlatmaya çalıştık.
biz mecliste girerken Dikmen kapısından Genelkurmay'dan hala çatışma sesleri geliyordu. Mecliste o gece bombardımandan kalan izleri görüntüledik. Çok korkunç bir ortam vardı. Tanınmayacak haldeydi meclis. Bu çatışmaları, yaşananları, tankları görüntülüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz ama bir yandan tabii ki aklımız evde, eşimizle, çocuğumuzla. Ara sıra arıyorum, durumunuz nasıl diye soruyorum. Kendinize iyi bakın demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Işığı kapatıp alçak bir yerde oturun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani ev son kat, çatı katı, uçaklar geçiyor, bombalar patlıyor. İnsan çok korkuyor tabii. Onları güvenli bir yere bırakamadan çıktım ben. İçimde rahat etmiyor ama görevimi de yapmak zorundayım. Temmuz gecesi benim meslek hayatımda yaşadığım en korkunç, en dehşet olay. Tabii ki böyle bir şey Allah bu millete, bu insanlara bir daha yaşatmasın.